Merhabalar sevgili okurlar. Bugün size son Novus kitaplarını anlatacağım. İlk kitabımız Masal. Önce sloganını okuyayım size. Masal bizi aslımıza kavuşturan efsunlu sözdür. Yazarımız Nazlı Çevik Azazi. Peki bu kitap ne anlatıyor? Bu kitap şunu anlatıyor. Çocukluğumuzdan itibaren masallar okuruz, masallar dinleriz. Ama masalın hakikatini biraz yetişkin olduğumuzda anlıyoruz. Aslında masalların bir yazarı yoktur. Masallar sözlü geleneğin ürünüdür ve nesilden nesile aktarılırlar. Bu yüzden de bir anlamda insanlığın hakikatini taşıyan zaman kapsülleridir. Nazlı Azazi bu kitapta masalların büyülü doğasını anlatıyor ve her insanın hayatının bir anlamda kahramanın yolculuğu sistemine göre ilerlediğini bize anlatıyor. İkinci kitabım Şifacı. Bu da çok 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 enteresan bir kitap. Acaba şifa bir yetenek midir? Herkesin içinde aktive edebileceği bir sistem midir? Bu kitapta bunu öğreniyoruz. Sidney Carvel mucizeyi taşımakta oldukça zorlu bir gebelik, daha doğrusu önce hamile kalma sonra bir gebelik sürecini müthiş eğlenceli, müthiş farkındalıklar yaşatan bir şekilde anlatıyor bize. Sonuçta erkek, ah bu erkekler, kalpsiz erkekler. Arzu Akgün bu kitabında cimri erkek, mızmız erkek, durmadan şikayet eden erkek, anne kuzusu erkek, çeşit çeşit erkekleri öyle sivri bir dille anlatıyor ki okuyunca çok eğleneceksiniz. Tabii doğal olarak da hemcinslerinin biraz tarafı tutarak anlatıyor. Çok tatlı bir kitap. Biliyorum, bu da ufuk açıcı bir kitabımız. 180 günde hayallere yolculuk, Ebru Uygun yazdı. Siz Ebru Uygun ismini biliyorsunuz tahmin ediyorum. Çünkü kendisi çok önemli bir kurum olan TOÇEV'in kurucusu. TOÇEV sayesinde milyonlarca çocuğa umut olmuş bir isim. Bu kitabı da bütün tecrübelerinden elde ettiği farkındalıklarla dolu. Hayallerimize ulaşmak için adım 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 izlememiz gereken yol. Geliyorum, geliyorum, geliyorum. Muhteşem kitaplarımızdan bir tanesine daha. Aşkın 40 Kuralı, Elif Şafak. Ben bu ismi nereden biliyorum diyeceksiniz. Kitap ismini kastediyorum. Efendim bu kitabımız bizim hem okurlarımıza hem de bu yıl yazarlığının 25. yılını kutlayan Elif Şafak'a bir armağanımız. İçinde ne var? Biliyorsunuz Elif Şafak'ın Aşk kitabı Türkiye tarihinde görülmemiş bir yayıncılık fenomeni haline gelmiş. 1 milyona yakın adette satılmış bir kitap ve çıktığı günlerden itibaren Aşk kitabının içindeki 40 kural Elif Şafak'ın kendi tasavvuf bilgisinden, edebi bilgisinden özümsediği bir, kendi oluşturduğu bu 40 kural günlerce insanların internette dolaşmış, insanlar bu 40 kuralı birbirine göndermişti. Biz de dedik ki hem yazarımıza küçük bir hediye yapalım hem okurlarımıza yapalım ve bu çok sevilen Aşk kitabının tılsımı haline gelen 40 kuralı ayrı bir kitap haline getirelim dedik. Şimdi geliyorum son kitabıma. Bu da çok kıymetli kitaplarımızdan. Sabahattin Ali ve Aldırma Gönül. Nedir bu kitap? Bu kitap Sabahattin Ali'nin bütün romanları, öyküleri, şiirleri, tüm eserlerinden derlenmiş bir kitap. İçinde muhteşem cümleler var. Kitabımızı Novus'un da aynı zamanda yayın danışmanı olan Aycan Sarıoğlu hazırladı. Aylarca Sabahattin Ali okudu. Bir noktadan sonra artık hangisi kendi cümlesi, hangisi Sabahattin Ali'nin cümlesi karıştırır hale geldi. Müthiş. Bu bizim Türk Edebiyatı'nın en önemli isimlerinden birini onurlandırmak için yaptığımız bir derleme oldu. Çok teşekkür ediyorum. Keyifli okumalar.